Kürtlerin devlet kurma arayışı. Aslına bakarsan 20. yüzyılın başında Osmanlı'nın içerisinde milliyetçilik rüzgarları eserken sağdan soldan, Balkanlardan başlayarak Kürtlerde de bunun etkisi görülüyor. Tabii bu çok örnek. Şimdi mesela milliyetçilik hikayesi Rusya İmparatorluğu'nda ana unsur tarafından pat diye patladı. İmparatorluklara yakışmayan bir akımdır. Mesela Avusturya Macaristan, ki sonradan Macaristan ekin aldı. Avusturya İmparatorluğu'nda herkes Almanca bilir ve Alman Avusturya'sı hakimdir aslında, devleti Habsburglar. Fakat hiç de öyle Alman milliyetçiliği yok. Falan yapılmaz. Yok öyle bir şey. Çok ayıp, manasız. Yani Avusturyalılar Avusturyalıdır. Almanca konuşurlar. Herkes kendine göre bir bölgesellik içindedir. Tirollü Tirollüdür. İştiryalı İştiryalıdır ama asıl önemlisi Bohemya'daki Avusturyalı, işte o Praga Deutsch dediğimiz Prag Almancası konuşur. Çok güzel bir Almancadır o. Ve literatür olarak da işte Franz Kafka'ları, Werfel'leri falan çıkaran 20. yüzyılda bile çok enteresan bir medeniyettir. Tabii Macarlar ayrı bir yapı. Tabii ki Hırvatlar ayrı bir yapı. Bir takım İtalyan devleti, bilhassa bu 18. asırdaki hakimiyetten sonra Toskana bölgesi, Trieste falan, İtalyandırlar, Almanca da konuşurlar. Ve ben size söyleyeyim, çok yakın zamanlara kadar mesela Parma, Modena, Piacenza'da böyle sonra ciddi Austriaki, Avusturya şehirleridir denir İtalyan ağzıyla. Çünkü kendilerini Toskana'nın parçası zannederler. Bir takım Floransalılar, biz Fiorentiniz derler yani İtalyanlıktan evvel. Öyledir ama. Ve Trieste'de aynı şey devam eder. Ama bu bir imparatorluğun kozmopolitizmidir. Buraya milliyetçilik geldiği ölçüde bu dağılır, başka şey alır yerine. Bizim Türkiye'de de böyle olmuştur. Türk İmparatorluğu'nda böyle formel ve koyu milliyetçilik geç gelir. Çünkü sahibi odur, malını dağıtmak istemez adam. Bu çok açık bir şey. Bunun gelişi teoriyle de olmadı, eğitimle de olmadı. Bunun gelişi yaşadığımız tarihle oldu. Acılarla, göçlerle, kavgalarla oluştu. Öyle çıktı ortaya. Kürtlerin Osmanlı'nın son döneminde Batı'yla beraber bir devlet kurma arayışı içinde olması. Elite mahsus görünüyor. Yani Şerif Paşa vardı, Boş Şerif dedikleri. Osmanlı ricali içinde. Onlar Boş Şeriflerdi, bizler Boş Şeriflerdi. Boş Şerif'i Boş Şerif gibi, evet, telaffuz ediyorlarmış. Kızmış. Evet. Cem Le Şerif mi diyelim demiş. Le Şerif. Yani o şey. Şerif Paşa'nın bir özelliği var biliyorsun. Çok düşkün Kürtçe'ye. Evet. Ne kadar biliyor bilmiyorum, benim işim değil. Fakat Bedir Hanlı mesela yeni alfabeyi buldu. Yani Latin alfabesine uydurdu, Kürt alfabesine. Kürtçe bugün birkaç alfabeyle yazılıyor elan. Onu da biliyorsunuz. Kiril, Arap harfleri ve Türkler için de işte Latince yazıyorlarsa yazıyorlar. Türkiye ve şey için, bazı bölgeler için. Kendine göre sorunları olan, lehçeleri olan, bu lehçeler arasındaki ilişki bazen çok kopuk. Onları nasıl çözerler onları bilmiyoruz. Burada tartışılacak şey değil. Fakat şurası bir gerçek ki hala tarif edilen şey yurtsuz milletler ve diller diye tarif ediliyor. Tarihte, yakın tarihte bildiğimiz devlet bu vehilerdir. Bunlar Hazar kıyısından. Orası da tabii Kürt bölgesi. Bu vehiler... Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümü oradan göçmüş zaten. Bu vehiler Bağdat'ın hakimi, yani halifenin tepesinde Şii bir hanedan olarak hakimler. Türkler gelene kadar Selçukiler. Selçukiler onları kovduktan sonra Sünni de oldukları için
halifeyi de böyle el üstünde tuttular ve kendileri sultan olarak ortaya çıktılar. Oryantalistliğin en çok karşılaşılan konularından biri. Bağdat halifesi halife olarak tutuluyor, din işlerine bakıyorsun diyorlar, teoride uymaz. Kendileri de sultan, nedir bu sultan, Kaiser mi falan. Ta şeyden beri, efendime söyleyeyim, bu Radloff'u bırakın, asıl Bartolt'tan beri çok iyi tartışılan bir teori. Nedir bu falan diye. Yani çözülemeyen, üstünde kesin bir şeye karar varılmayan bir düzen getiriyor Selçukiler. Ondan sonra bildiğimiz ikinci devletleri biliyorsunuz, İkinci Harp sırasında Sovyetler Birliği'ne yardım için İran'ı İngiltere ve İran, Rusya birlikte Sovyetler işgal ettiler. İşgalde Sovyetler tabii Güney Azerbaycan'ı aldılar bu ve bütün bizim Türkiye sınırına kadar geldiler. Orada Mahabad Cumhuriyeti kurdular. Bu bir sene civarında yaşadı ömrü. Bitti. Bugün de gittiğiniz zaman Azerbaycan'da Hoy şehrinde, hatta şeyin Urmiye'nin civarında bir Kürt kalabalığı vardır. Az bir nüfus değildir bu. Hatta yani insanların şık şık kendi kıyafetleri içinde Barzani. İşte Kinyas Kartalları falan oradan göçmedir zaten. Hayır, Kinyas Kafkas'tan göç etme. Rus Harp Akademisi'nde değil de Harp Okulu'nda okumuş genç olarak. Enteresan bir adamdı yani şey der. Kinyas Bey'den bozma bir isim, fakat şey diyormuş, işte operaya gittiği zaman anlıyor, Kadetskaya Şikola'dayken beyazlarımızla giderdik diye. Çar'ın ordusunda harp okulu talebesinin bile bir beyaz üniforması vardır balo ve opera için. Öyle şeyleri hatırladı. Ankara'da bilinen bir politikacıydı. Fakat o oradan göç etme, kendi kabilesiyle, aşiretiyle. Van'da rey alıyordu biliyorsun, evet. Yani onun reyi Van'a vardı. Kafkaslardan gelmişler zaten. Kafkasların şeyi. Kafkas bölgesinde Elan yaşıyorlar. Yani yaşıyorlar bir başka yerlerinde ama ana unsur orası da Maveray Kafkas. Peki bu Mustafa Barzani'nin hikayesi nedir? Mustafa, evet. Yani Mesud'un babası. Biliyoruz, evet, ki Barzan ailesiyle, Barzan ailesi demek doğru değil, Barzan aşiretiyle Osmanlı'nın da bir takım şeyleri var. Hatta bugün Murat da ona değinmiş yazısında. Barzani'nin büyük amcası Sultan Reşat tarafından kabul ediliyor. Kendisine madalya veriyor hizmetleri için. Sonra da asılıyor Osmanlılar tarafından. Yani... Daimi şey ilişkisi yani aşiret liderleri bir böyle bir böyle. Tanzimat'ta çok muhaliftiler çünkü Tanzimat'la birlikte merkezileşme başladı. Bir takım vergiler talep edildi, bir takım şeyler, ülkeyle fiyat geldi, onun için çok karşıydılar. Yani daha evvel böyle değildi tabii. Yani Yavuz Sultan Selim'in ve efendime söyleyeyim bu Bitlisi'nin getirdiği düzen bir küçük mikro otonomiler şeklindeydi. Bir bölgesel değil, her aşiret için belirli imtiyazlar. 7 aşiret için imtiyaz almış galiba değil mi? Ama işte o aşiretlerin içinde asker verecek, yardım edecek, vergi şöyle olacak, olmayacak falan. Farklar var. Bundan rahatsız oldular. Mesela Ubeydullah ayaklanması, evet, çıktı. Daha evvel Dağ Şark tarafında Yezdan-ı Şeref ayaklanması çıktı. Bunun arkası yok. Ondan sonra Bedirhaniler hem ayaklandılar hem de bölgedeki Arami yani Süryani ve Kürt Ermenileri kestiler. O şey vardır, o yapı vardır. Bunların tutulması, kontrolü son derece güçtür. Mesela Sultan Hamid'in bunları kullandığı söyleniyor. Çok küçük bir kısmı. Hamid yalayları. Ama işte o büyük aşiretleri kullanmaya kalkarsan onu o pek yapmaz. O çok tehlikeli bir oyun olur. Evet, yani yapamazsın onu. Bu görünüyor. Onun için 19. yüzyıl tarihini bakarken bak orada evrak herkesin elinde. Yani lütfen tarama yapmak lazım. Çok uzun üzerinde durmak lazım. Bu pek yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapılanlar var. Fakat hiçbiri tam yeterli değil.
Peki Mustafa Barzani. Mustafa Barzani ne yaptı? Yani Mustafa Barzani... Mustafa Barzani ciddi bir şey yaptı, tartışma yaptı ve çok enteresan bir lider biliyorsun. Hem Sovyetler Birliği tutuyordu adam hem de Amerika iyi yani. Birbirine birbirine. Yani o bugünkü gibi değil, o ikisinin arasında oynamak yani. Bunlar birbirleriyle dünyayı ikiye bölmüşler. Onların arasında bir git gel yapmak çok zor iş. Nehru ki mesela o bu işin cambazıdır. Böyle daha başarılı yapamazdı. Ne yaptı Mustafa Barzani? Molla Mustafa Barzani ben size ne yaptığını söyleyeyim. Bir kere askerini eğitti. Kendi peşmergelerini nizami şekilde. Ve bu eğitim sırasında Amerikalıların değil de İsrail'in kullanıldığı söyleniyor. Bunlar hep rapordur. Öbür taraftan da Sovyetlerden de belirli bir müzaharet gördü. Çünkü yaşadığı bölge Baas Partisi'nin bölgesi olduğu için hiçbir şekilde Suriye Devleti'nin ve Irak Devleti'nin Sovyet blokuyla olan iyi ilişkilerine muhalif bir durumu yok. Onlarla gayet iyi gidiyor. Ama Suriye'de çok büyük çatışma yok. Çünkü Suriye Kürtleri zaten çok ezik vaziyette ve küçük durumdalar. Hiç de hoş bir muamele görmediler şeyden. Hafız Esad'da başından beri. Irak'ta buna karşılık gelgitler olmuştur hep. Yani gelgitlerden birisi çok kötü işte şey olaylarına kadar. Kimyasal silahlarla zehirlemelerine, Halepçe'ye kadar. Bu çok açık bir şey. Öte yandan da herkes üzerinde ısrarla duruyor ki Saddam'ın en güvenilir adamları, maiyeti ve karargahı Kürtlerden oluşuyordu. Taha Yasin, Ramazan vesaire falan. Bu da doğru. Ama bu çok şey ifade etmiyor. Yani o toplumun içinden Musmolla, Mustafa Barzani ve aşireti ve adamları da çıkıyor. İşte şey gibi Talabani de çıkıyor. Ve pekala Irak rejimiyle çok iyi geçinen bir takım müstakil Kürtler, bir takım askerler falan da çıkıyor. Bu mümkün. Ama Irak rejimi bugün Kuzey Irak'taki Kürt hareketini çok fişekledi. Çok açık bir şey yani. Baas rejimi orada fazla milliyetçi hareket etti. Belki de bu kaçınılmaz olarak devam ediyordu. Yani şeyin Baas rejimi Irak'ta Suriye'dekinden daha sert davranmıştır bir takım unsurlara karşı. Çünkü o da azınlıktaydı aslında. Yani sırf Sünnilere dayanabiliyordu. Güvenebildiği grup oydu. Mesela Suriye'de Nusayrilere dayanıyor. Ama ordu ve asker ve MİT elinde. Muhaberat. Muhaberat elinde. Yani bu çok önemli ve muhaberat kurulup geliştikten sonra Suriye devlet oldu. Siz biliyor musunuz? 60'ların başlarına kadar Suriye'ye girip çıkmak çocuk oyuncağıydı. Pasaport kontrolü bile yok. Tabi atlıyorsun trene, geçiyorsun öbür tarafa. Tren böyle geçer. Şeyde iniyorsun meydanı Ekbez'de. Orada güya pasaport kontrolü var laf ola. Oradan atlıyorsun böyle uzun bacalı trenlere. Git Halep'e kadar, Şam'a kadar yolu var. Yani o muhaberattan sonra polis rejimiyle Hafız Esad Suriye'de bir devlet kurdu. Bu bizim anladığımız modern devlet değil. İyi hizmetler götüren devlet değil ama korku yaratan bir devlet baskı tipi, devleti. Baskı devleti onu becerdi. Muhtelif unsurlar arasında kendi dayandığı ana unsur çok zayıf olduğu için sayıca bu laisizmi yarattı. Yani Suriye'de laisizm diyorlar, başka bir şey demiyorlardı Hafız Esad. Ama mesela Hafız Esad da çevresinde aynen az önce senin söylediğin gibi değişik etnisitelerden, değişik dini gruplardan önemli pozisyonda da adamlar barındırıyor. Tabii mesela Suriye Şeyh Hüristam'ı adamıydı onun, Sünnilerin lideri. Kiliselerle arası çok iyi. Kiliseler zaten Hafız Esad'a yatkın ve Nusayrilere. Aynı problem bugün de devam ediyor. Suriye'nin istikbali ne olur? Eski Suriye olmaz, onu biliyorum. Daha fazla bir kehanette bulunmaya da gerek yok. O çok açık.